İncele bakalım ailesi. Merhabalar. Bugün önümüzde Şemsi Akademi Cilt 1 ve Cilt 2 var. Çizgi roman takipçileri biliyordur ama bilmeyenler için aktaralım. Netflix bu serinin yayın haklarını geçen yıl satın almıştı ve bu yıl içerisinde bir dizi çıkaracağını duyurmuştu. Geçtiğimiz haftalar itibariyle de ilk sezonu Netflix üzerinde yayınlandı Şemsiye Akademi'nin. Gelen yorumlara baktığımızda ise şu an için en iyi çizgi roman uyarlaması dizi olarak lanse ediliyor seri. Kendisini de izlemek isterseniz Netflix üzerinde ilk sezonu an itibariyle yayında bir göz atabilirsiniz. Çizgi romanlardan bahsedeceğiz. İncelemenin arta kalan zamanında ise dizi ve çizgi roman arasındaki bağlantı, benzerlikleri değineceğiz ve dizi hakkındaki görüşlerimizi de yine biz aynı şekilde dile getireceğiz. Şemsiye Akademi dedik. İki ciltlik bir seri aslında. Şöyle yan yana koyduğumuzda görebilirsiniz. Üçüncü bir cildi yok. Üçüncü cildi henüz çıkmadı. Dünyada Haziran 2019 itibariyle çıkacağı planlanıyor. Kapak görseli paylaşıldı. İnternetten bakabilirsiniz. Üçüncü cilde 2019 Haziran itibariyle çıkmasını biz de bekliyoruz. Aynı zamanda Türkiye'de de umarız ki en yakın sürede temin edecek konuma gelerek bir baskı yüzü görür. Şemsiye Akademi dedik. Peki neyi anlatıyor bu? Şemsiye Akademi ilk cildiyle inceleyerek bir başlayalım istiyorsanız. Şemsiye Akademi cildi, ilk cildimiz alt başlığı Kıyamet Senfonisi. Bu 2011 yılında yayınlanmış bir seri aslında Türkiye'de GBC Yayıncılık tarafından 2011 yani bundan 8 sene önce baskı yüzü görmüştü. Fakat o dönem pek patlamadı. Patlamasının şu anki sebebi de Netflix üzerindeki o dizi sayesinde tekrar aynı popülerliğe sahip oldu. Fakat 8 sene önce bunu GBC bastığında çok ileride çok popüler olacağını ve aranacak bir seri haline geleceğini bas bas bağırdılar. Fakat Türk okullarımız maalesef bunu dikkate almadı. Keza ben de aynı şekilde bu kadar iyi olmasını beklemiyordum. Ve ben de yeni temin edenlerden biriyim. Şu an temin etmek isterseniz seriyi Jetbank üzerinde sınırlı stokta mevcut ilk baskısı. Çünkü ikinci baskı görmedi. Yakın zamanda da ikinci baskıyı göreceğini ümit ediyoruz. Peki Şemsiye Akademi ne? İsterseniz hemen bundan biraz bahsedelim. Dünyada belli bir tarihte belli bir gün hiç hamile olmamış kadınlar bir anda doğum yapmaya başlıyor ve bu doğan çocuklar belli bir güçle dünyaya geliyor. Yani hamile olmayan bireylerin bir anda çocuk doğurmasıyla hikayemiz başlıyor. Bu doğan çocuklar dediğimiz gibi belli bir güçle dünyaya geliyor ve bir profesör bu doğan çocukları evlatlık edinerek bu özel güçlü çocukları evlatlık edinerek bir akademi kurmayı amaçlıyor ve bunun için dünyanın dört bir yanına giderek bu çocukları toplamaya başlıyor. Fakat sadece 7 tanesine sahip olabiliyor, 7 tanesine ulaşabiliyor. Bu 7 çocuğu bir akademi bünyesinde toplayarak kendi süper kahraman topluluğunu yaratmaya başlıyor. Bu noktada sanki X-Men'e benziyormuş diyebiliriz. Bu 7 çocuk küçüklüğünden itibaren yani çocukluğundan itibaren süper kahraman olarak dünyadaki belli başlı kötülüklerle savaşmaya başlıyor. Profesör kendilerini bu karakterlerimizi eğiterek dünyaya katkı sağlamalarını istiyor. Bu 7 kardeş aslında kardeş değil ama akademi bünyesinde birleştikleri için kardeş diyoruz biz. Bu 7 kardeş içerisinde sadece bir tanesinin gücü yok. Geri kalan 6'sının gücü mevcut. O diğer arta kalan kardeşimizi de bu hikaye içerisinde farklı bir noktada okuyoruz. Hikaye aslında onun üzerine kurulu diyebiliriz. Yazarımız Gerard Way, çizerimiz Gabriel Bay. Gerard Way bir müzisyen ve bu hikayeyi yazdığında pek tutacağını düşünmemiş. İlerleyen aşamalarda ise teşviklerle birlikte hikayeyi yayıncılarla paylaşıyor ve bu cilt ortaya çıkıyor. Hikaye bu şekilde. İlk hikayemiz Kıyafet Senfonisi demiştik. Dünya bir kıyamete sürükleniyor. Bu 7 kardeş de bu hikaye içerisinde kıyamete dur demeyi çabasına düşüyor. Dur demenin çabasına düşüyor. Kendi babalarını kaybederek bu hikayenin içerisine atılıyorlar. Cildin sonunda bir hikayemiz daha var. Aslında iki hikayemiz var. Mini hikaye dediğimiz kısımlar. Bunlar da cildin bizim için çerezlik kısmı diyebiliriz ama ana öykü bu şekilde ilerliyor. Dedik ki cildi temin etmek isterseniz ben aşağıya linkini bırakacağım. Eğer ki stoklar bitmediyse en kısa sürede temin etmenizde fayda var. Gelelim ikinci cildimize. Şemsi Akademi Dallas diye geçiyor. İkinci cildimizin konusu aslında Dallas'tan da
hatırlayacağınız üzere Kennedy suikastı diyebiliriz. Bu 7 kardeşimiz yine geçmişe giderek Kennedy suikastını engellemek üzerine kurulu bir hikaye. Dünya eğer ki bu suikastı engellemezlerse yeniden bir kıyamete sürüklenecek konumda. Bu yüzden de bu 7 kardeşimiz geçmişe giderek Kennedy suikastını engellemeye ve kendi hikayelerini baştan yazmaya çalışıyorlar. İki cildin konusu farklı gibi durabilir ama birbirlerini destekleyen noktaları mevcut. Yani iki hikaye aslında birbirinden ayrı ama yine birbirinin devamı şeklinde ilerliyor. Buradaki bittiğimiz noktada buradaki hikayemiz bir nevi başlıyor. İki hikayeye baktığımızda yine ortak özellikleri Netflix'teki dizinin senaryosunu oluşturmaları. Netflix'teki izlediğimiz ilk sezon bu iki hikayenin harmanlanmasıyla ortaya çıkmış vaziyette. Burada göreceğimiz karakterler buradaki hikayenin içerisine yedirilmiş vaziyette. Dizide izlediğimiz Hazel ve Chacha aslında ikinci cildimizde olan karakterler. Fakat hikaye olarak baktığımızda ise dizi birinci cildin hikayesine sahip diyebiliriz. Bu şekilde aslında ciltler. Peki diziyle çizgi roman arasındaki bir bağlantı var mı? Yani benzerlikler ne durumda? Aslında dizi senaryo olarak ikisini harmanlamış şekilde ilerliyor. Karakter olarak baktığımızda ise pek çok noktada değişiklikler gösterilmiş vaziyette. Örneğin burada okuduğumuz bir komiserimiz var. Filmde ise bu dedektif yani. Burada erkekken dizide bayan şeklinde lanse edilmiş. İşte karakterlerin görüntüleri ve orijin hikayeleri birazcık daha değiştirilmiş. Ama genel manada baktığımızda ise dizi bu hikayenin özüne sadık kalmış şekilde ilerliyor. Bu noktada Netflix'i kutlamak gerekir. Çünkü normalde diziler kitap uyarlamaları veya işte çizgi roman uyarlamaları pek çok noktada saptırılabiliyor. Burada ise özüne sadık kalmış şekilde ilerlemiş vaziyette. Peki dizi güzel mi? Buna değinelim biraz da. Evet, gayet güzel. Çizgi roman uyarlamaları arasında benim favori yapımım diyebilirim. Peki neden bunu söylüyoruz? Çünkü sizi sıkmıyor. Sizi sürüklüyor. Karakter olarak baktığımızda sizi gerçekten eğlendirecek karakterlere sahip. Mesela Klaus karakterimiz izlediğinizde size keyif verecek karakter. 5 dediğimiz 5 numara karakterimiz bir çocuk olmasına rağmen gayet güzel oyunculara sahip. Diğer karakterlere baktığımızda ise bu karakterleri destekleyecek özelliklere sahip diyebiliriz. Çizimleri hakkında konuşmak gerekirse Hellboy tarzı, Mike Mignola tarzı çizimlere sahip. Bu nedenle güzel bir karanlık öyküye sahip. Zaten Amerika üzerinde Dark Horse yayıncılıktan çıkmıştı. Daha karanlık çizimlere sahip olduğu için. Ama hikaye olarak baktığımızda ise sürükleyici. Peki ilk cildimi, ikinci cildimi tercih edersiniz derseniz ilk cildin sürükleyicileri daha bir başka, daha bir keyifli. İkinci cilt daha böyle basit kalmış bana göre. O yüzden ilk cilt benim favori cildim diyebilirim. Temin etmek gerekir mi? Evet. Netflix üzerinden önce bir diziyi izleyin isterseniz. Diziyi izledikten sonra çizgi romanları alın. Çünkü burada ağır spoiler yiyebileceğiniz noktalar var. O yüzden önce diziyi izleyin. Ondan sonra çizgi romanları okumaya başlayın. Ama dizinin bitmesini de beklemeyin. Çünkü stoklar sınırlı olduğu için eğer ki almak istiyorsanız aşağıya bırakacağım linklerden bunları temin etmenizde fayda var. Çünkü bir an önce bitmiş olacak büyük ihtimalle bu iki cilt. Üçüncü cilt dediğimiz gibi Haziran ayında çıkacak. Umarım en kısa sürede, o da yıl sonunda veya 2020'nin başlarında ülkemizde Türkçe olarak basılır. CBC yayıncılıktan bunu şiddetle bekliyoruz. Evet, incele bakalım ailesi. İncelememiz bu şekilde. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.